Ceylan da yıkıldı kızcağız. Tarih alalım, düğün yapalım, evimize taşınalım derken. Kim kıydı Osman'ımıza ya? Öyle bir vakitte yapmışlar ki ne duyan var ne gören. Eczacı da silah seslerini duyunca korkusundan dışarı çıkamamış kadıncağız. Yusuf diyor ki Osman görmüştür yapanı. İlla ki görmüştür. Hele bir kendine gelsin de Osman. İnşallah, inşallah. Osman abim beni görseydi hemen iyileşirdi. Halil İbrahim de öyle olmuş değil mi Edamir abla? O benim güzel sevdam. Osman abin kendi odasına çıksın, ben götüreceğim seni. Sen onu bir tane öpersin, hiçbir şey kalmaz onun. Murat abim gibi gitsin istemiyorum. Aşkım benim. Gel bakayım seninle. Gel. Ah benim sevdam. Murat abin de dönecek aşkım. O da askerliği bitsin hemen gelecek, dönecek. Hani gelmedi? 6 ay demişti bana. Neredeyse bir yıl oldu. Sen zamanları karıştırmışındır anne. Murat abin gelir, Osman abin iyileşir. Oo, düğün yaparız. Ben gideyim Boğuz abine sorayım bakalım senin abin ne zaman dönecekmiş, ne zaman bitecekmiş askerliği ha? Oh benim sevdam. Sor ablası hadi. Çıkarken de dedim komutanım, gitme Osman diye. Biz alır geliriz dedik. Yengenizin işini size yaptıracak değilim dedi. Benimki olsa zaten gideceksiniz. Bir de şakalaştı bizde. Biz gidecektik abi. Evde Anur geliyor. Boğuz, ya müsait misin bir konuşsak? Olur tabii. Bir şey mi oldu? Ya bir şey olmadı aslında ama benim Sevda söyleyince biraz aklıma takıldı. Ya bu askerlik süresi ne kadar? Yani normal yerlerde 6 ay. Bir yıl değil yani. Yok değil, o eskiden. Peki bu Ceylan sana kardeşi hakkında bir şey soracaktı, hani askerliğine yardımcı ol diye. Dedi mi bir şey? Demedi. Hatta ben sorduğumda gerek kalmadı deyip geçiştirdi. Allah Allah. Yani Sevda abim gideli bir yıl oldu diyor. Hadi çocuk zamanı karıştırdı desek, yani neredeyse 6 aydır buradalar. Bu çocuğun adı soyadı neydi? Murat Paner olması lazım ama. Tamam, ben öğrenir sana bilgi veririm Eda. Tamam, teşekkür ederim. Ali İbrahim, gelmeyin dedin hastaneye. Osman nasıl? Kendine gelmedi henüz. Kendine geldiğinde gider görürsünüz inşallah. Ben bir karakola geçeceğim. Bir şey diyor musun? Yok. Alican mı haber verdi? Yok da işte, bir durum var mı yok mu onu öğrenmeye gideceğim. İyi, olur. İyi. Görüşürüz. Görüşürüz. Zeynep nerede, hastanede mi? Bir annesini uğrayıp oradan doğru gelecekti. Gelmedi mi hala? Yok, gelmedi. Siz Oğuz'la ne konuşuyordunuz? Osman'ı konuşuyorduk. Eda Nur, eğer bir gün birini sevecek olursan, biriyle bir gelecek planlayacak olursan, uzakta birini tercih et kardeşim. Mümkünse benden uzak olsun. Benim öyle bir gün yuva kurmak ya da birini sevmek gibi bir düşüncem yok da. Kaldı ki olsa bile senden uzakta kimseyi tanımıyorum. Ve senden uzakta olacak biriyle de bir şey yaşamayı düşünmüyorum Halil İbrahim. İyi. Öyle bir düşüncen olmamasına sevindim. Ne var bunun, ne diyor? Nasılmış Osman? Osman iyi olacak diyor da arada da beni pataklıyor işte. O ne demek ya? Ya zaten siz bela ettiniz bu işi benim başıma. Büyük ihtimal Zeynep gitti Halil İbrahim'e Oğuz konusunu açtı. 2 gündür bana yükleniyor resmen. Ya bir şey olmaz. 2 gün yüklenir, 3. gün kabul eder. Ha Zeynep ne dedi? O iş bende dedi. Sen merak etme. Ya benim bir şeyi merak ettiğim yok. Osman'ın haricinde. Ay merak etmiyorsun da niye koşa koşa geldin burada Oğuz'la flört ediyorsun acaba? Allah Allah. Ben bir şey soramaz mıyım ya? Nasıl hemen flört oldu? Ay ne sormuş olabilirsin acaba Eda Nur ya? Yazın dedim, evlenelim mi? Müsait misin Oğuz dedim. Ha, bak çok güzel söylemişsin. Böyle net ilerlersen bir yerlere varırsın. Her benim gibi karşıdan beklersen yani daha çok beklersin. O yüzden söylüyorum. Gerçekten git işine Sema ya. Herkes benim üstüme geliyor. Eda Nur abartma ya. Ay git işine Sema.
Dediğim gibi komutanım, bu Murat askerliğin bitmesine bir hafta kala firar etmiş. Ama işte bir gariplik var Alican. Yani askerliğin bitmesine bir hafta kala kim firar eder ki? Yani ben komutanıyla konuştum. Hafta sonu izinde çıkmış, sonra geri dönmemiş. Bunlar da peşine düşmüşler ne oldu diye. Görgü tanıklarının ifadesine göre 3-4 kişi zorla minibüse bindirmişler. Minibüsün plakası da yokmuş. OBS'e kayıtlarında da bir şey çıkmamış. Onlar da firar yazmışlar. Allah Allah. Kim ne ister ki kendi halinde gariban köylü çocuktan? Ben de anlamadım komutanım. Peki bu ablası Ceylan, o bir şey bilmiyor mu? Onda da bir numara var da daha çözemedim. İlk konuştuğumuzda bana sınır ötesinde görevde dedi. Ya ben de sözleşmeler falan diye düşündüm ama normal asker bu. Peki ne yapalım komutanım? Neyse. Ben bir Ceylan'la konuşayım, haber veririm sana. Peki Mecnun binbaşıya vuracak mısınız komutanım? Yok yok, söyleme. Bilmesin geldiğini. Biliyordur zaten. Nereden bilecek lan? Komutanım ben de hiç anlamadım. Her şeyi biliyor. Yani güya bütün gün böyle tavana bakıyor. Ama herkesin üstünde gözü var adam. Abartma Alican, abartma. Hadi gittim ben. Eda Nur, seninki geliyor. Sana bakıyor herhalde. Seninki derken Eda Nur? Ablanın boşver lafları işte, ne olacak? Halil İbrahim'e bakmaya gelmiştir herhalde, ben bir bakayım. Hakikaten mi abla? Bitti o iş, oldu. Bunlar... Hoş geldin. Hoş bulduk. Haklı çıktın. Bu Ceylan'ın kardeşi meselesi bayağı bir çetrefilli çıktı. Ne gibi? Otursana. Çocuk askerden firar etmiş diyorlar. Ama izne çıktığında kaçırıldığını görenler var. Niye kaçırsınlar ki gariban çocuğu? İşte asıl muamma da orası. Bu Ceylan sence bir şeyler biliyor da saklıyor olabilir mi? Yani Zeynep'le Sema'ya sorsan kesin öyle derler ama... ben niye böyle bir şey yapsınlar ki diyorum. Belki Halil İbrahim'e bir şeyler söylemiştir. Ne bileyim, halo da özeli diye saklamıştır. Halo mu? Evet. Ya ben biraz samimi olunca isimleri kısaltarak kullanıyorum. Yani samimiyetten. Neyse ben kalkayım. Bir hastaneye uğrayayım. Nasılsa Ceylan da orada. Halo da oradadır hem. Görüşürüz. Görüşürüz. Ah çenen kokusu. İşkencelerde konuşma. Gel burada iki tatlı dili çözül. Kıyarsın oğlum işte, kıyar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.